Sevgili arkadaşlar merhaba yine birlikteyiz sizlerle ee, YKS'de yani AYT'de çıkmış konu soruların ve analizlerini birlikte beraber yapacağız ama e, bir genel o anlamda AYT'yi bu yılka AYT'yi değerlendirmek istiyorum. E, TYT'ye nazaran AYT daima zaten bilgiye dayalıdır ve biraz daha zordur bir nebze daha ve aslında beklediğimiz e, minvade geldi sorular. Beklediğimiz konulardan geldi. Özellikle EBA'da e, 12. sınıfın çıkar, konuları çıkarıldıktan sonra 12. sınıfın ilk dönemine ağırlık verilmesi zaten buradan sorunun geleceğini bizleri gösteriyordu. Burada genel olarak sorularda bilginizi, bilginizle beraber aynı zamanda muhakeme yeteneğinizi ölçmeye yöneliktir. Elimizden geldiğince yine birlikte soruları bir çözeceğiz sizlerle. Önce 35. sorudan başlayalım. Biz bu ayeti özellikle 10. sınıf taramalarında çok fazla kullandık. Çünkü bu ayet 10. sınıfın ilk ünitesinde Allah'ın varlığına Varlığı ile beraber aslında tekliği ile temannu delili dediğimiz tekliğine işaret eden bir ayettir. Bakalım ne demişler? Önce şöyle yapalım. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök yani bunların her ikisi kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın rahi, arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfattan uzaktır. Burada Allah'ın varlığından ziyade dediğimiz gibi tekliğine, tevhid inancının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Hangisiymiş vurgulanan? Allah'ın yaratılmış hiçbir varlığa benzemediği. Evet bu kavram doğru ama bu ayette vurgulanan şey bu değil. Alemde birden fazla tanrı olmasının imkansızlığı. Evet ayette ne diyor? Eğer yerde ve gökte bir değil iki tane Tanrı olsaydı birisinin yapmak istediğini diğeri engelleyebilirdi. Çünkü Tanrı kavram anlamı geleği ikisi de sınırsız güce sahip olan demektir. İki tane sınırsız güç, istek, arzu, yapabilme kabiliyeti olan bir varlık muhakkak bir diğerini engelleyebilirdi. Dolayısıyla doğru cevap bizim için B şıkkıdır. Ama diğerlerine bakalım. Kainattaki düzenin kıyamete kadar süreceği, bu bahsetmemiş bir düzenden bahsetmiş düzenden yola çıkarak Tanrı'nın varlığından Tanrı'nın tekliğinden bahsediyor bu ayette. Allah'ın sadece olumlu sıfatlara Allah'ın sadece olumlu sıfatlarla nitelendirilebileceği bu da çıkmaz. Allah ile kul arasında aracıların olmayacağı ya çok tanrılı inancın e, anlamsızlığından bahsediyor ama Allah ile kul ilişkisinden bahsetmiyor. Bu soruda işte aslında çok güzel bir soru. Burası tamamen kavrama, kav, e, kavramlar üzerindeki bilginize yönelik bir soru. Bu parçada Hz. Muhammed'in eleştirdiği tutum aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların her türlü aşırılıktan uzak, ölçülü, dengeli bir yol, inanç ve yaşam biçimini benimsemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Eee Hazreti Muhammed zamanında yaşanan bu e, olayda bu duruma örnek verilebilir. Sahabelerden birinin çok sevap kazanmak için sürekli namaz kıldığı, bir diğerinin ise sürekli oruç tutmak üzere yemin ettiği bilgisi Hazreti Muhammed'e ulaşır. O bu durumdan hiç memnun olmaz ve söz konusu sahabelerin yanına giderek ben Allah'tan en çok korkanınızım ama ben bazen namaz kılar, bazen dinlenirim, bazen oruç tutar, bazen de yerim der ve onların da aşırıya gitmekten uzak durmalarını Kavsiye eder, ister. Şimdi hatırlarsanız sene boyunca aslında bu olaydan çok bahsettik biz sizlere. İfrat, tefrit ve e, denge dediğimiz itidal üzerine 3 tane bir çizgi çizmiştik. Daha doğrusu bir doğru çizdik ve bu doğrunun 3'e bölmüştük. İfrat kısmı e, doğrunun sol tarafına, tefrit kısmı sağ tarafına ve ortada da demiştik ki itidal denge kısmı gerekir. Ve bu olay üzerine sürekli bu kavramları anlatmıştık. Fitne önce fitne fesat dediğimiz ortalığı karıştırmak düzeni bozmaya yönelik bir şeydir. Bu ayetten fitne kes Pardon bu olaydan kesinlikle fitne çıkarılamaz. Hasretin eşanlanması arkadaşlar kıskançlık demektir. Yani bir başkasının güzel hasretini düzey hasletini veyahu da davranışını veya da başarısını kıskanmaya yöneliktir Bu da çıkmaz. Şimdi aslında Hz Muhammed'in dese ki tavsiye ettiği tutum itidal. Ama burada aşırıya kaçmak anlamında kalan aslında ifratı eleştirmektedir. İfrat dediğimiz bir davranışta aşırıya kaçmak, sıkı sıkıya bağlı kalmak, bağnazlık noktasında veyahut da dengeyi tutturamamak demek. Dolayısıyla ifrat cevabımız inkar reddetmekle alakalı. Buradaki hani sahabeler, sahabilerin aslında sahabilerin kalkıp da bir şey inkar etmesinden bahsetmemiz mümkün değil. Taasupta arkadaşlar düşmanlık, bağnazlık, bir fikriye sık sıkı bağlı kalmak demektir. Hatırladığım kadarıyla o 2017'nin sorusuydu. Taassup'tan da bol bol soru yazmıştık bizde. yer soruya geçelim. <laughs> e, keyif alarak çözeceğim bir soru. Çünkü e, biz din, kültürü ve ahlak bilgisi zümresi olarak e, soruyu birebir aynısını e, denemelerde yazmışız. O yüzden e, bu denemelere katılan öğrencilerimizin, dikkatle bu testleri çözen öğrencilerimizin kolaylıkla yapacağı, aşina olduğu bir soru. Ayetinde Hz. Muhammed'in dikkat çekilen yönü aşağıdakilerden hangisidir? Ayet okuyalım. Ahzab suresi 21. ayet. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Aslında burada kavram olarak vurgulanan Hz. Muhammed'in en güzel örnekliği dediğimiz Üsve-i Hasene. Ama bize dikkat çekilen yönünden bahsediliyor. Peygamberlik görevinden bahsediliyor. Sondan başlayalım bu sefer. Tefekkür. Üç tane falan soru aldık biz buna. Tefekkür düşünmek, derinlemesine fikir buradan gelir. Derinlemesini düşünmek, analiz etmek demek. Tefekkür bir işi yaptıktan sonra, kendi üzerine düşen sorumluluğu yaptıktan sonra o işin sonunda sonucunu Allah'a havale etmek, Allah'a dayanıp güvenmek demek teşri peygamberlerin yine görevlerinden olup ortak görevlerinden olup şeriatten hani gelir diye kodlamıştık. Hüküm vermeleri demekti. Yani herhangi bir konu hakkında hüküm verdiklerinde insanların o hükmü kabul etmeleri gerektiğinden bahsetmiştik. Tepe yine peygamberlerin ortak vazifelerinden görevlerindendir. Beyan kökünden gelir varken kendilerine gelen ayetlerin açıklanması, belirli problemler ve sorular karşısında açıklanması, beyan edilmesi, izah edilmesi tebiğin görevi. Ama burada temsilden bahsediliyor peygamberlik görevi olarak. Temsil dediğimiz şey gelen ayetleri, var olan ayetleri uygulayarak göstermeleri demektir. Yaşamaları demektir. Bir kişinin örnek olabilmesi için onu kendi hayatına uygulaması gerekir anlattığı şeyin. Temsil etmesi, temsilcisi olması gerekir. Dolayısıyla cevabımız A. 38. soru. Yine 12. sınıf konularından bir soru. Aslında 12. sınıfın ilk ünitesinden Olabildiğince bilgiye dayalı bir soru. Eğer bilgilerinizi bu tür sorularda unutmuşsanız inşallah unutmamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü beklediğimiz bir soruydu. Böyle durumda eleyerek gitme yöntemi en güzelidir. Bu parçada bahsedilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Sınır boylarında İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren güvenliği tesis etmek ve yeni fetihlere hazırlık yapmak amacıyla saldırılara karşı korunaklı yapılar inşa edilmiştir. Buralara savaş için gerekli teçhizat ve belli sayıda asker yerleştirilmiştir. Sınır boylarında inşa edilen bu yapılar sınırların genişlemesiyle birlikte iç bölgelerde kalmış. Bunların bir kısmı kervansaray olarak hizmet vermiş, birçoğu da tekke ve zaviyeye dönüştürülerek ilim ve fikir yapılan pardon ilim ve zikir yapılan merkezler haline gelmiştir. Selçuklulardan itibaren Anadolu ve Balkanlara da yayılan bu yapılar sayesinde İslam'ın yayılması hız kazanmıştır. Öncelikle eleyerek gidelim. Derga Dergah tarikatte özellikle tarikat mensuplarının bir araya gelip zikir yaptıkları yerdir ama biz burada hani bu hizmette de verebildiğinden bahsediyoruz ama spesifik olarak buradan bahsetmiyoruz. Suffe hatırlayın İslam'ın ilk eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumdur. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde öncelikle hani ihtiyaç sahiplerinin kalacak yeri olmayanların kalacağı yer karşılanmış aynı zamanda burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, İslam dinini birebir ilk kaynağından olan Hazreti Muhammed'in öğrenme fırsatları bulmuşlardır. Ashab-ı Suffe dediğimiz bu saatler daha sonra ilk hafızlar demiştim ben size ilk öğretmenler buradan çıkmıştır. İlk diplomatik işlerde bu Ashab-ı Suffe'den seçilmiştir demiştim. Ribat, ribat Öncelikle cevabımız bu. Pardon özür dilerim. D'den devam edelim. İmaret hane. İmaret hane dediğimiz imar edilmiş şey demek aslında. Kelime anlamı. Bunun içine cami her şey gelir. İmar edilmiş, mimariye dahil olan her şey dahil edilir. Ama biz müfredatımız gereği imaret hane dediğimiz andan itibaren aslında yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ee, yemek verilen aşevlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da değil. E, külliye. Külliyeyi çok duymuşsunuzdur. Son zamanda biliyorsunuz Ankara'da yapılan külliyeden filan aşila, aşinalığınız vardır. Zaten biliyorsunuz din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının amacı şudur. Gündemi gerçekten takip edebiliyor musunuz? Hayatın içinde misiniz? Öğrendiğiniz konuları hayatta bağlaştırabiliyor musunuz? Külliyede bir cami yapılır, inşa edilir ve bu cami merkeze alınır ve onun çevresine başka imar rethaneler yapılır. Mesela hastanesi olur, buranın kütüphanesi olabilir, buranın işte şifahanesi veyahut da ve benzeri yerleri bulunabilir. İşte dolayısıyla külliye de cevabımız değil ama ribat tam da e, parçada bahsedilen kurumdur. Ribatlar ilk başta fetihlere hazırlık yapılmak maksadıyla inşa edilmiş ve daha sonra oralar fethedildikten sonra buralar daha sonra e, geri geldiğinde tek ve zaviyeye dönüştürülmüş dergah olmuş veyahut da imar edilmiş camiye dönüştürülmüş vesaire durumlara geçmiştir. 39. sorumuz. Beklediğimiz bir konuydu. Bundan da bol bol soru yazdık. Bu parçada bahsedilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. <laughs> Hangisiymiş? İslam kültürü ve medeniyetinin gelişip zenginleşmesinde çeviri faaliyetlerinin önemli bir payı olmuştur. Bu faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesi için Abbasiler döneminde, Abbasiler dönemi bizim için burada ayırt edici bir bilgi bu arada, Abbasiler döneminde ciddi adımlar atılmış ve Bağdat'ta, merkezi Bağdat, bu da çok önemli, bir merkez kurulmuştur. Burada çeşitli dillerde kaleme alınmış pek çok eserin çevirisi yapılarak zengin bir kütüphane oluşturulmuştur. İlmi tartışmalarının da yapıldığı bu merkez, Orta Çağ'da İlimler Akademisi niteliğinde hizmet vermiştir. Emevilerin e, düşüşünden sonra Abbasiler başa geçtiğinde en önemli yaptıkları faaliyetlerden bir tanesi çeviri faaliyetleri arkadaşlar. Bu çeviriyle beraber başka kültürlere, başka inançların ve felsefi görüşlerin neler olduğuna dair bilgi sahibi olacağız ve bu bizim için ilmi bir merkez niteliğe yerine gelecek. Öncelikle yine eleme aslında cevabımız Beytül Hikme ama diğerlerine de bir bakalım. Nizamiye medreselerini biliyorsunuz nizam Mülk, Mülk, Nizamül Mülk e, tarafından inşa edildi. Onun ismi adlandırıldı. Büyük Selçuklular zamanında yapılmış üniversite niteliğinde medreselerdir. Hani bugünkü yok başkanı gibi düşünün. Medreselerin aslında başında da Gazzali'nin bulunduğunu söyleyebiliriz. Daru'l-Kulla Kurra kıraat buradan gelir okuma. Ya Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesi, ezberlenmesine dair e, inşa edilen ilim faaliyetlerinin yapıldığı okullar diyelim biz buraya. Darul Hadis de Yine peygamberin sözlerinin davranışlarının daha doğrusu hadislerinin incelendiği, bunun üzerine çalışmaların yapıldığı yerdir, eğitim merkezidir. Rasıthane de biz de bundan soru yazmıştık hatırlarsanız. Rasıthane de gözlem evidir. Ayetlerde çünkü bir yığın işte yer gökyüzüne bakmaz mısınız, yıldızlara bakmaz mısınız gibi yüzüne yöneltilen birçok ayet olduğu için insanı yönlendiren rasathaneler kurulmuştur. Burada da yıldızların durumu, güneşin ayın durumu yani gök cisimlerinin durumunu inceleyen bir yer olduğunu söyleyebiliriz. 40. Ee, çok zevkle okuyacağım çünkü bizim soru tutturduğumuz bir soru yine konudan birebir soru yazmışız. %99 aynı. 20. yüzyıldan itibaren daha çok Batı toplumlarında ortaya çıkan ve Türkiye'de milenyum tarikatları, kıyamet tarikatları gibi isimlerle anılan yeni dini hareketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öncelikle kesinlikle bilgi sorusudur. Yeni dini hareketler 11. sınıfın konusudur. 11. sınıfın konusunda biz bunu zaten 11. sınıfta detaylıca ele aldık. Ee, şaşırtıcı bir şekilde soru geldi Ben açık konuşmak gerekirse Buradan soruyu başka Din istismarından filan bekliyordum Bir de en dini hareketler Konu olarak şaşırttı ama O üniteden de soru bekliyordum açıkçası Öncelikle demiş ki bir kurtarıcının toplumu ıslah edeceği ve böylece geleceğin daha iyi olacağına dair inançları vardır. Yeni dini hareketler aynen o şekilde bir top, e, kurtarıcı ortaya atılır. Bu kurtarıcı bizi kötülükten, kıyametin belki de yeri geldiğinde işte azabından, sıkıntılarından kurtaracaktır veyahut da var olan dünya düzenine seküler işte dünya düzeninden kurtaracaktır. O toplumu ıslah edileceği düşüncesi vardır ve sıkı sıkıya bağlılık vardır bu lidere. Karizma karizmatik lider diyoruz biz buna. Grup üyelerinin uymak zorunda olduğu bir takım kurallar söz konusudur. Ve bu kurallar gerçekten de çok katıdır. Yani Grup üyeleri arasında mesela çok evlilikten bahsedebilirler. Bu kurallara der ki işte e, ki birçok yeni dini e, hareketlerde bu vardır. E, veyahut da kadınların e, liderin e, sınırsız şekilde birlikte olabileceği. Veyahut da çok eşliliğin rahatlıkla yapılabileceği. Başkalarıyla evlenmenin yasak olabileceği. Sadece evlilik üzerine diyorum. Veya da var olan kurallarda mesela e, son zamanlarda çok güzel bununla alakalı problem, programlar var. İşte deniliyor ki kurucu bir kitap yazıyor ve birisinin öldürülmesini istiyorsa bu bir kuraldır ve bunu yerine getirmek zorundasınızdır. Aksi halde kurtuluşa elemezsiniz. Bazı işte yeni dini hareketlerde şöyle bir durum oluyor. Kurallardan bir tanesi elektriğin kullanılması yasak olabiliyor. Kendi kendine hayatına devam ettirmen gerekiyor. Medya iletişiminiz yasak oluyor. Genel kurallar bu çerçevede. Hızla modernleşen ve geleneksel değerlerin değerlerinden uzaklaşan toplumlarda daha yaygındır. Bu çok normal. Şöyle ben hep size söylüyorum. Bu yeni dini hareketler aslında insanın fıtratında var olan dini anlayışı, gelenek anlayışı yani bir şeye bağlı kalma ve o kurallar çerçevesinde varlığını devam ettirmenin modern toplumda yıkılmasıyla beraber ortaya çıkacak bu ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Tabii ki bu da cevabımız değil. Grup üyeleri hiyerarşik yapıdan uzaktır ve eşit haklara sahiptir. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Yeni dini hareketlerde hiyerarşik bir yapı vardır. Tepede liderimiz, karizmatik liderimiz vardır. Daha sonra onun işte belirlediği karizmatik lidere en yakın kişiler vardır ve en aşağı tabakaya kadar devam eder. Bu hiyerarşi yapısı bizim için çok önemli. Çünkü eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa üyelerin koşulsuz şekilde itaat etmeleri de engellenebilir çünkü siz hiyerarşide belirli bir, bir noktaya gelebilmeniz için koşulsuz itaat, verilen vazifeleri yerine getirmeniz lazım. Bu da sizi kamçılayan bir şeydir. Dolayısıyla cevabımız D ama diğerini de okuyalım. Yeni üye kazandırılabilmek için misyoner faaliyetler önem verilir. Misyonerlik içlerinde vardır kesinlikle. Dışarıdan baktığında bambaşka bir yapı ama içeriye girdiğinizde bambaşka bir yapıdır. Çünkü karizmatik liderin tek kurtarıcı olduklarını düşündüklerinden insanların da bundan faydalanan edebilmesi için misyonerlik faaliyetlerine devam ederler. Arkadaşlar ee, sorularımız burada bitti. Beraber analizini yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi aslında AYT soruları tam da beklenilen düzeyde geldi. TYT kolaydı ama AYT de beklediğimiz düzeyde geldi ve beklediğimiz konularda geldi. Umut ediyorum ki Gayret ettiğiniz için başarılı olmuşsunuzdur. Başarı elde etmişsinizdir, sağlamışsınızdır. Hep söylüyoruz e, yıl içerisinde en çok söylediğimiz şey, şey buydu. E, tedbir birizden, takdir Allah'tan, gayret bizden, başarı Allah'tan diye. Dolayısıyla inşallah e, başarmışsınızdır diye umut ederek kapatıyorum. Allah'a emanet olunuz.